Vallahi çok heyecanlıyım. Sonunda AMD'nin amiral gemisi 6800 XT elimde. Hatta yakından bakınca insan şunu düşünüyor. Bu nasıl bir referans kart? Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Acaba 6800X'te üst segment bir bilgisayar toplamak isteyenlere ilaç gibi gelebilecek bir kart mı? Bugün özellikle bu konuya da parmak basacağız. XFX etiketiyle karşımıza çıkmış bu referans kart acaba bizlere neler sunacak? Gelin hep birlikte frekans verelim. Öncelikle üst segment bir kart için kutu tasarımını epey sade buldum. Şimdi 16 GB DDR6 bellekle gelen PCIe Express 4.0 kartın bizlere sunduğu ana özellikleri ekrana yansıtmak isterim. Özellikle düşük gecikme, keskinlik gibi özellikler hoşunuza gidecektir. Sade kutumuzu açtığımızda direkt kitapçıklar merhaba derken kartın fanları da gözümden kaçmıyor. Ekran kartıyla ilk temas kaliteli bir his uyandırdı. Fanlar ve 2x8 güç girişi dışında plastik bir yere rastlamamak epey hoşuma gitti. Ön yüzeyde mat, elde hoş bir his bırakan metal gövde, fanlar arası krom aksanla hafif hareketli bir tempo yakalamış. Ayrıca parlak orta fandan akan yansımalar da hoşuma gitti. Referans tasarım bir kart olmasına karşın arka kanatta da parlak GPU plakası ve komponentleri koruyacak gümüş renkli alüminyum bir plakaya rastlıyoruz. Sevgili dostlarım, PCB ve bileşenleri kaplayacak kıvamda bu kart sık dokunmuş. Önceki seriye nazaran ufak tefek kusurlardan ders alınmış gibi duruyor. Çünkü premium bir kalite hakim burada. Malzeme noktasında bunu hissedebildiğiniz gibi teması maksimuma çekecek, iletim performansını artıracak bir tasarım anlayışı var. Bunu zaten örnek görselde de görebilirsiniz. Kartın kavisli pürüzsüz hatlarını beğendim. Üstte kırmızı Radeon çizgisi ve ışıklı şeffaf çıkartma var. Arka aynaya C tipi güncel bağlantı koymaları hoştu. Halka tasarımlı fanların kalitesini merak ediyorum. Bilakis fanlar dönerken şık bir görsellik sunuyor yapraklar. Mühendislik detayları umut verici. Kartın ağırlığını da ekstradan ölçmek istiyorum. 6800X'teyi Mid Tower kasaya rahatlıkla oturttum. Klasik Radeon havasından ziyade modern bir tat katmışlar. Yine de kırmızı hatların da ışıklı olması fena olmazdı. Ayrıca tek renk ışık olması bence artık demode kaldı. Eleştirebilecek pek bir nokta bulamadım. En azından 5700X'te stok tasarımından kat kat daha çekici buldum. Vallahi kart gerçekten ağır ve kaliteli bir soğutucu blokla gelmiş. Şimdi baktığımda kendine az klas ve şık bir havası olduğunu görebiliyorum. Yeni segment Nvidia kartlar gibi 1-2 fanla gelmiyor en azından. Fakat fan sayısı her şey demek değildir, bunu da es geçmeyelim. 300 Watt TDP değerli bir kart için soğutma kanadına ağır bir yatırım yapmak lazım. Bu noktada AMD'nin kolları sıvadığını zaten görebilmekteyim. Şimdi gelin en heyecanlı kısma geçelim. Acaba oyunlarda bizlere neler sunuyor? Şu anda Youngblood oyununa girdik, Wolfenstein. Her şey en sonda ama 1440p'deyiz. Biliyorsunuz ki Doom ve benzeri oyunlarda AMD Vulkan kanadı bayağı iddialı. Ve 300 FPS'ye kadar neredeyse çıkıyoruz. Şu anda oyun yağ gibi akıyor. Dümdüz bir çizgi üzerinde. Ve tam potansiyelini ekran kartını kullanabiliyoruz. İşlemcimiz ise %50'sini kullanmakta. Bir aşağı inelim. Oyun o kadar hızlı ki artık tak 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 hızlıca ilerleyebiliyorum. Her şey çok hızlı. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Görüp tak diye öldürüyorum. Aa, birinin sesini duydum. Aa, kız kardeşimi vuruyorlar galiba. Neyse, herhalde bu kadar gösteri yeter. Öncelikle 7 nanometrelik Navi 21 kartın teknik verileri hemen ekranda. 16 GB bellek de gelmesi günümüz oyunlarının aksine gelecek için de son kullanıcıyı destekler. Belleğe abanan GTA 5 gibi oyunlar için epey iyi. GTA 6 gelirse tadından da yenmez. Kart stok olarak 2015 MHz saat hızlarla gelmekte ve 200 MHz boost hızlara erişiyor. Tabi bunun da ötesine soğutma noktasında çıkabilecek potansiyelde. Dostlarım, sistemimden kısaca bahsedeyim. 12 çekirdekli R9-5900X işlemci, 32'lik 3600 MHz RAM ve güncel Windows 10. En son Radeon sürücüsünü indirdim. Bir takım statik testler gerçekleştirdik. Özellikle 3DMark testinde dünya geneli %75'in üzerinde bir performans yakaladık. Ayrıca 3080'i de geride bırakabiliyoruz. Lakin maksimum sıcaklığımız 77 dereceydi.
en azından 70 seviyelerinde olabilirdi. Ne yalan söyleyeyim, elime geçen genel 3 fanlı farklı model kartlar arasında 4-5 derece daha sıcak çalışmakta. Tabi referans tasarım olduğunu da hesaba katmak lazım. Dostlarım, şu anda Death Stranding oyununa girdik ve ekran kartımız canavar bir şekilde 180 kareye kadar çıkabilecek potansiyelde. Bunlar gerçekten harika değerler. Ekran kartımızın tam potansiyelini şu anda neredeyse alabilmekteyiz. 5900X işlemcimiz var. Yalnız ileride araçlar gidiyor. Acaba kimin aracı o? Ben şu araca doğru gitmek istiyorum. Vallahi da geliyor. Oo, süper. Şimdi hepsini tokatlayarak dövmek istiyorum. Oyundaki fizik gerçekten mükemmel. Hadi gelin çocuklar. Süper. Birini aldık. Hadi Sam. Bu da gitti. Oha! Elektrik attılar. Çok fena çarpıldı. Ben bunu nasıl yakalayacağım? Bazuka falan yok mu ya? Adamın aracına tekme atacağım. Hayalime kavuştum şu anda dostlarım. Ve en sonunda bir araç kullanıyoruz. Furmark OpenGL testinde 3080 ile çok benzer skor aldılar. V-Ray ve Blender'ı da özellikle ekledim. Dakikaları bulmadan saniyeler içerisinde yüksek oranlı bir görseli işleyebilecek potansiyeldi. Blender'da BMW çizimini 40 saniyede tamamladık. Valla daha yüksek bellek kapasitesi bir kenara da. RDNA 2 mimarisi, watt başına daha yüksek performans, daha iyi DirectX 12 deneyimi sunabilecek güçte. Yeni AMD ekran kartları ışın izleme hızlandırıcı teknolojisiyle gelmekte. Bunu da eklemeden geçmeyelim. Genel olarak gerçekleştirdiğim sıcaklık ölçümlerinde kart yüzeyi 60-70 derece arası gezmekte. Yük altı her türlü zorlamada bir boğulma stabilite sıkıntısı yaşamadım dostlarım. Ayrıca daha yeni bir kart olduğu için bence testler ileride değişiklik gösterecektir. Bilakis optimizasyonların genelde oturması birazcık zaman alıyor. Hiç ek bir ayar yapmadan, BIOS vesaire atmadan stok halde de gayet iyi bir performans yakaladık. Beni şu noktada çok şaşırttı. Genelde ekran kartları %70 fan hızında aşırı gürültü çıkartıp patlamaya başlar. 1700 RPM fan hızına ulaşana kadar sınırları zorlasam da tahmin ettiğimden daha sakin ve sessiz çalıştı. Bangır bangır kartın bağırmasını beklerken genel kullanımda 55 desibelin üstüne çıkmaması böyle güçlü bir karta cazip kılıyor. Dostlarım, şu anda CSGO'dayız. 1440p en son detaylardayız. Maksimum 500 FPS'yi gördüğümüzü söyleyebilirim. Gerçekten 6800X ile inanılmaz akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. O kaç kişi var aşağıda? Size FPS değerlerini gösterebilmek için maalesef botlarla oynamak zorundayım. Birazdan da benchmark'a bakacağız. Hadi gelin benchmark'a geçelim. En azından çoğu kişinin kullanırken rahat edebileceğini düşünmeme sebep oldu. Bilakis XFX'in Merk modelinin neler yapabileceğini de merak ediyorum. Aynı zamanda alınan örnek skorları da ekrana yansıtmak isterim. Sevgili dostlarım, bir kere overclock potansiyeli epey iyi. 2250 MHz'dan 2450 MHz'a kadar sınırları zorlamak size kalmış. Sadece bununla da sınırlı değil. Biliyorsunuz ki Ampere Nvidia kartlarla alakalı çoğu kişi overclock noktasında müzdarip. Açıkçası ben de bellek noktasında özellikle bunu hissetmiştim. Lakin 6800X'ye 500 MHz ya da daha üstü bellek hızı verebiliyoruz. Bu da epey heyecanlandırıcı diyebilirim. Tam böyle özelleştirmeye değecek bir kart gibi duruyor. Geçtiğimiz günlerde 6700X'yi 3 GHz saat hızlara çıkarttıklarını da söylemiştim haberlerde.
Sonuç olarak 3 fanlı çoğu ekran kartı karşısında bir tık daha sıcak çalışmış olsa da sessizlik noktasında tatmin etti beni. En azından şu çok önemliydi. Kart bir anda soğuyabilmekte, yük bindiğinde bir anda ısınmıyor. Yavaş yavaş ısınıyor ve kendisini korumaya devam ediyor. Belirli bir sıcaklıkta sabit kalıyor. O noktada saatlerce oyun oynamama rağmen bana mısın demedi. Bence 2K ve 4K'da alınabilecek en güçlü ekran kartlarından bir tanesi. Hatta bazı çılgınlar var, ciddi anlamda ekran kartının frekansını öyle bir arttırmış ki özel soğutma bile kullanmış. İşin nihayetinde performansı gerçekten yüksek. Buna nazaran ek %4, %5 performans yakalayayım, özelleştireyim kafama göre diyorsanız bu ekran kartını seçebilirsiniz. Sonuçta frekans verdikçe bana mısın demeyen bir kart. Tabii her şeyin bir limiti var. Onu belirlemek de size kalıyor. Afterburner gibi programlardan faydalanabilirsiniz. Sevgili dostlarım, son olarak RTX'leri de şöyle yerleştirelim ki tercihi her zamanki gibi sizlere bırakalım. Evet, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız VRAM'inizi 128 KB'a çekerim. Hiçbir oyunu açamazsınız ona göre. Ama dur, DOS oyunlarını açabilirsiniz belki.